boş bir web form açıyorum. Yeni bir web form. Buna register diyorum. Bizim kayıt formumuz olsun. Tasarım, şimdi Visual Studio bir tasarım aracı değil, yazılım aracı ama yine de bazı belli bir seviyeye kadar tasarım yetenekleri mevcut. Div içerisinde table'a geldim yukarıda. Bakın table diye bir menü var. Buradan insert table dedim. Div içerisindeyken orayı seçersen. Insert table dedik. Burada kaç satır var? 3, 6, 7. Çık. 8. 7 bunlar, 8 bu. Bunu ben kalkıp edince o zaman. Pardon. 8 hepsiniz. 8, yukarıda da bir boşluk daha bırakırız. 9 diyelim buna. 9 satır. Row 9. Sütunda sol ve sağda birer boşluk. 2. Boşluk sütun. Ha, sol ve sağda boşluk. Burada dört. Da birer tane 4. 4 tane de bundan yapalım. Kenarlık vesaire padding olaylarını sıfırlıyorum. Neyimiz var? Kulaklar. Şurada set as default for new tables dediğimizde bunu seçerseniz bundan sonraki tablolarda da bu şu ayarları korur. Ya da piksel üzerinden mi genişlik verilsin? İşte yüzde üzerinden mi? Bunları da belirtebiliyorsunuz. Okey. Kod tarafına bakıyorum. Yani bizim HTML'de yaptığımız şeyleri böyle kendi yazmış. Böyle çok kolaymış. İstiyordum. Yazdırayım, yazdırayım sonra iki tıklıkla yaptırayım. Bu videoda da öyle yapmıştım. Size söyledim ya. Son videoda çıldırdınız. Artık yazdırıyorsunuz, yazdırıyorsunuz herkese. Ondan sonra şey dedim. Tabii bunun sevim de var. Yani bence yolu önce zorunlu gösterecek ki kısa yolun değerini bilsin. Mesela normalde C++ da bir masaüstü uygulaması. C++'ın görsel framework'leri demiyorum. Normalde işte C ile bir form yapmak çok zordur. Ama C# bize hazır geliyor. O yüzden kıymetini biliyorsunuz. O form var ya. Şimdi de kod tarafına geliyorum. Kontrol tasarımını yapalım. Kullanıcı adı var burada. Kullanıcı adını üç şekilde yapabiliriz, yazabiliriz. Birincisi, doğrudan kullanıcı adı yazarım burada. İşimi görür. İkincisi, ASP.NET kontrolüyle. Bakın bunlar ASP.NET kontrolleri, label'lar. Bunu kullanırım, bunun tekstine o bilgiyi veririm. Bir diğeri, HTML input'u. Onu da kullanabiliriz. Biz hepsinden kullanalım. Şurada label. Label koyduk zaten. Koyduğumuz nereye koyacaksınız? Text araya. Neyse. Burayı da şimdi normalde üç şekilde yapabiliyoruz. Ama hangisini kullanmak gerekiyor? Birincisi normal yazı yazma. Ben bunu yazarak yapardım. Yazı yazdığınızda kontrolünü yapmak biraz daha zordur. Kullanıcı ad dedik. Yani bunun tasarımını, görselini falan bunları yapmak için biraz daha sıkıntı çekebilirsiniz. İkincisi ASP.NET kontrolü. Üçüncüsü HTML. Bunların ikisi arasında ne fark var? Birincisi falan bağlayacağız.
Şimdi, yani sunucu taraflı işlem diyelim. Birincisi, HTML input istemci tarafındadır. HTML kontrolleri. ASP ise sunucu tarafında derlenir bir kere. ASP, o kontrolün çalışabilmesi için sunucuda bir gidip o derlenerek benim tarayıcıma gelmesi gerekiyor, değil mi? Ekstra bir derleme işlemi var. O yüzden ben bu tür çok gereksiz olan yerlerde normal HTML kontrolü kullanmam gerekir. Sunucuyu yormayalım. Değil mi? Bunun için de iki farkı da görmüş oldunuz. Alt soyad. Karşısında da text box olacak. Hatta bir boşluk bırakarak şöyle yapayım. Bakın, sol tarafa 100 piksel verdiğimde normalde şu şekilde görünüyordu. Şurada ne koyduk? Karşılarını. Yok, normal text box. Normal. ASP. Boyutlandırmayı da bu şekilde yapıyorum. Hatta 150 piksel yapıp ortaya doğru gitsin. Senin bunlara bir biçim vermen gerekiyor. Bak ben piksel verdiğimde ona göre kendini biçimlendirdim. %100 üzerinden. Mesela %70 yapayım. 170 piksel yapayım. Sağdan ve soldan. Biraz daha ortaya doğru toparlandım. Şunların da boyutlarını büyütebilirsiniz. Sabit bir değer verelim. Evet. 250. BTN kaydet yaptım. Bir de textbox'lara isim verelim. Arka tarafta da kullanmak istediğim için.
ayarlayalım diyorsun table. TD'lerin içerisine style vermen lazım. Şöyle. Bak. Bir tanesine şöyle diyelim. Normalde bunların her biri ayrı değil mi? Değil. Çünkü bir tane sütun var. Bir sütunun genişliği belliyse diğerleri de olacak. Yani birbirinden ayrı olmaz. İşlemelde. Ancak birleştirmen gerekiyor öğrenmek için. Burada ben buna verdiğimde alttaki de uyuyor hepsi. Aynı şekilde buraya da verirsem uyuyor. Bunları da şu benim ilk sütun, ortadaki bilgi için kullandığım sütunlar ve en sondaki. 171'siniz. Tamamdır. Devam ediyorum. Şimdi bunların bilgileri gireceğim. Sonrasında da butona basınca ekrana yazdıracağım. Üst tarafta. O zaman kaydet butonuna bastım. Berbat bir tasarımımız var. Ama title'ımız var. Kayıt ekranına hoş geldiniz diye. Görünüm bu şekilde. Bakın hemen ne yazdık oraya? Title, buranın başlığı. Şey mi? Page loaded. İlk konuşurken. Bir class yapacağım şimdi. Projeye class ekliyorum. Kullanıcı. Field'ları ve property'leri oluşturacağım. Bu tahtada gördüğünüz bilgiler için. Kullanıcı ad. Evet. CTRE. Evet.
kısa yolu neydi? CTRL R. Üzerine basıp mı? Evet. Bu şifre. Bakın şurada alt tarafa bir tane daha eklemem gerekiyor ya. E-mail cinsiyet. Insert. Yeni bir satır ekleyeceğim. Yeni satır eklemeyi gösteriyorum. Tıkladım satıra. Yukarı aşağı şöyle bir tane ekledim. Bak tekrar gösteriyorum. Insert. Bu. Veri tabanında genelde true false tuttuğum için 1-0 olarak ekliyorum. Bir radyo buton list var. Bunun properties'ten repeat direction horizontal. Evet. Tamam, şimdi bundan sonrasını yapayım. Çok basit bir şey kaldı. Burası tasarım kısmı, çok önemli değil. Butona tıkladığım zaman kullanıcı sınıfım vardı. Bundan bir şey oluşturuyorum. Sadece adresi unutmuşum yazmayı. Yazarken rahmetli olun. Şey der saçın abi. Azal.
boş çeviriyorsunuz. Sonucu gördüğünüz gibi bunları işte yok boşluk bırak vesaire yazılır. Bu alt satıra indirme olay falan var ya onları da yapabilirsiniz. Bu şekilde yazdığımızı ekrana yazdırdık. Bizim yani buradaki amacımız buydu. Kaydet kendini ekranda gör falan. Böyle bir şey. Mesela bundan sonra aynı yapıyı kuracağız. Aynı yapıyı kuracağız, arka tarafta veri tabanına kaydedeceğiz. Sonra sayfalar arasında veri transferi olacak. Combo box seviyeyi doldur. İşte yok checkbox falan böyle basit şeylerle web projesi geliştireceğiz. Yani? Web böyle zaten. Basit. Hayır, bunlara gelir hocam. Hocam ya, web'le hani bir kötü bir geçmişiniz olmuş. Çok merak ettim ne yani?